Hakan abi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi'nin maden ocağında -450 kotunda taban çökmesi sonucu göçük oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralı kurtarıldı. Madencilikte bunlar olan şeyler, yani nasıl olduğunu o an için biz de anlamadık. Yani bir anda ocak göçtü. 4-5 arkadaşı zaten o alanda. 4-5 arkadaşı göçükte kaldık. Büyük bir facianın eşinden dönmüş gibi. Tabii ki doğrudur yani. Aynen. Bundan geçmiş olsun diyeceğiz. İçinde maden camiasına arkadaşımızı kaybetmişiz. Başımız sağ olsun diyorum. Sağ ol. Kendi adıma konuşursam yani ben kendi kendime öyle. Ben 23 yıllık madenciyim. Yani bu işin nasıl derler uzmanı olduk, ustasıyız diye düşünüyorduk. Yani madencilikte oluyor bazı şeyler. O yani önüne geçirmiyor kazaları. Getirdin yani. Mucize yani. Orada kusurum bak mucize yani. Bir anda geldi. Orada bir boşluk kaldı. Boşta kaldım yani. O boşluk olmasaydı Allah korusun ben merhamet oldum yani. Bir anda o anda geldim sana. Bir anda üstümüze geldi ağaçlar. Kaç kişiydiniz? 4 kişi. Orada 4 kişiydik. Zonguldak Valisi Hacı Bektaşoğlu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldı. Hacı Bektaşoğlu, TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında -450 kotunda taban çökmesi sonucu göçük meydana geldiğini söyledi. Vardiyada 280 kişinin çalıştığını aktaran Hacı Bektaşoğlu, göçük 4 kişinin çalıştığı bölgede etkili oldu. Bunun dışında herhangi bir risk yok. Herhangi bir patlama söz konusu değil göçük. Şu an için bütün ocağı işletmeyi riske atacak bir durum söylemiyor arkadaşlarımız diye konuştu. Eredere tasarısından ayakta tedavi oluyorlar. Bir şehidimiz var. Onun haricinde diğer arkadaşlarımız sağlığı yerine. Yaralı sayısı kaç başkanım? Yaralı sayısı 3 arkadaşlar. Arkadaşlarımın durumları iyi. Tek şehidimiz var. Öte yandan Düzce Valisi Selçuk Aslan meydana gelen olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Aslan yayımladığı mesajında Zonguldak Ereğli'deki kömür madeninde meydana gelen göçük sonucu kaybettiğimiz işçimize Allah'tan rahmet, yaralanan işçilerimize ise acil şifalar diliyorum. Kömür madeninde çalışan kardeşlerimize, ailelerine ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum ifadelerini kullandı. Açın.